Hepinize merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber mor reyhan şerbeti yapacağız. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Sağ alt köşedeki zil butonunu aktif hale getirirseniz yeni tarif paylaştığımda da size bildirim gelecektir. Ve şimdi hep beraber tarife geçiyoruz. Önce şöyle 2 bağ mor reyhanım vardı, güzelce bir yıkadım. Yapraksız kısmını attım, sap uçlarını. Ve şöyle tencereme alıyorum. Üzerine 4 adet karanfil, 1 çubuk tarçın ve 1 limonu 4'e böldüm. Üzerine ekliyorum. Siz seviyorsanız tabii ki koyabilirsiniz. Karanfil veya da tarçın sevmezseniz koymayabilirsiniz. Yarım su bardağı toz şekeri ekliyorum. Şeker de damak zevkinize göre siz ayarlayın. Benim için bu kadar yeterli. Ekşi seviyoruz. Ve 1 çay kaşığı limon tuzu. Limon tuzu eğer koymasanız rengini güzelce salmıyor kesinlikle. Biliyorum limon tuzu çok zararlı, limon da koydum ama inanın ki limon tuzu olmadan rengini salmıyor. Ve üzerine tam 2 litre kaynatılmış su ekliyoruz. Sıcak sıcak suyu ekliyoruz. Reyhanın kendisini kaynatmıyoruz. Sıcak suyu ekleyince bakın gördüğünüz gibi hemen rengini saldı bile. Ve kapağını örtüyoruz. 1-15 dakika kadar dinlendiriyoruz. Sadece 15 dakika. Eğer çok tutarsanız bu sefer reyhan acımsı tadını bırakır suya ve biraz acı olur suyunuz. 15 dakika dinlendikten sonra açıyoruz. Tabii ki şekeri erimiş olmalı. İyice karıştırmak lazım. Şekeri iyice eridiğinden emin olun. Ondan sonra süzgece alabilirsiniz. Şöyle rengi de muhteşem olmuş. Limonları da içinde sıkabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. İnanılmaz lezzetli oluyor. İnanın ki bu şekilde kesinlikle deneyin. Ve bir süzgece alın. Süzüyoruz. Limonları da dediğim gibi içine sakın, siz seviyorsanız 2 adet limon da koyabilirsiniz tabii ki. Ve tam 2 litre su elde etmiş oluyoruz. Şerbetimiz yani pardon. Hem lezzetli hem yazın sıcağına serinletici, enfes, çok da güzel, ferahlatıcı bir içecek. Yazın sıcağında kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle hemen bir sürahi, cam sürahi alıyorum. Size sunum yapmak için, güzel rengini sunmak ve göstermek için şöyle bardaklara dolduralım. Denemenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz derecede güzel. Çok hoşunuza gideceğinden de eminim. Şöyle üzerine de bir iki dal nane koyduk mu, nanenin kokusu, aroması da geçiyor. O da çok hoş bir lezzet veriyor. Ve içeceğimiz hazır. Yapan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Başka bir videoda, başka bir tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum.